Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın. Soslar yapıyorum. Allah'ım, domates sosları. Bunları karıştıracak mısın? Tabii. Domateslerle onlar karışacak. Öyle olmayacak. Dede maşallah. Dedemi çalıştırıyorsun daha çok. O işleri o yapıyor. Bu işleri ben yapıyorum. Herkesin iş bölümü var. Biber yalnız çok acı olabilir. Çok acı olabilir. Bunların hepsi ama bizim bahçeden değil. Evet, bahçeden. Hepsi olacak. Bizim bahçeden mi? Tabii hepsi. Bunlar bizim bahçeden. Bizim bahçemiz. Bunların hepsi bizim bahçeden. Sarımsak yapıyorsan büyüklerinden. İrilerinden yapıyorsun. Sarımsak da mı koyuyorsunuz? Koyuyor annem. Sarımsak zaten pişince hiç kokusu falan olmuyor. Evet, evet. Bayağı hamar atsın dede. Aa, ben yaparım hiç. İşte. Eskiden de çok yapıyordun değil mi? Tabii bunları ben yaptım. Yani kafeteryada işlettim. Sos yaparken ben hep doğrama işlerini yapıyorum. Anneannem de pişirme işlerini yapıyor. Ya şimdi pişirecek. Evet, güzel olacak. Elinize sağlık. Pişirmesini de yapacak. Şimdi bu halinden yapıyorsun. Evet. Tamam. Bu halinden yapılıyor. O da çekilmiş hali, tencereye koydum. Aha. Kaynatacağız bunları. Sen yap onu. Kaynatacağız. Şunu yok, da çekeyim yap, de. Onu çek işte. Bak en lezzetli domates budur. Bak bunu yedin zaman. Bakayım. Sabah vallahi kahvaltıda hep bunu kahvaltıda yiyorsam ben ayırayım bunu. Ayır onu sen. Tamam. Sarımsak, şeftali ve domatesin aynı olduğu tabağa koyun dede. Müthiş tabak. Sabah çok sabah güzel. Mideniz bulanmasın. Vay be dede. Herkes 80 yaşında bunları yapsa. Dün yürüdük kaç saat. Bir köşeye oturup şey yapıyorlar işte. Çalışacaklar, çalışmadan olmaz. Değil mi? Çalışmıyorlar. Evet. Ayakta kal. Bu domatesler tabii son dönem domatesleri. Esas iyi şey domatesler, büyük iyi domatesler. Birinci tür mahsul olarak onlar yapıldı zaten. Onları yaptık, bunlar evet. Artık son mahsul. Evet. Son mahsullar daha başka oluyor. Son. Ama yine de güzel. Son soslarımız değil mi bu zaten? Evet, artık Eylül geldi. Son şey mahsul. Son mahsulü. Eline sağlık dedi. Bu arada size her şeyi gösterirken ev yapımı, şunlar da anneannemin yaptığı ev yapımı. Bunlar kabak reçeli değil mi? Evet. Şöyle kabak reçelleri de var. Ay bu arada şey demiş. Neyse bu bahçemizdeki kabaklardan. Evet, bahçemizin kabak. Aynen, bahçemizdeki kabaklardan yaptık. Çok merak ediyorum tadını ama eminim çok güzeldir. Vallahi anneannem benim çok hamarat bir kadındı. Çok güzel. Su börekleri yapardı, ondan sonra her şeyi yani ne elini sürse bir tatlı bir lezzet olurdu. Biraz ondan benim gördüklerim, biraz da işte okulunda kız enstitüsünde okuduğum için yemek dersi şunu bunu onlardan. Ben bunlara yatkınım yani, seviyorum bir de, sevmek önemli. Çok önemli. Zevk alıyorum, sağlığı düşünüyorum. Sen çok hamaratsın ama zaten. Yani her şeyi. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Kaç senesi bu? Bu kaç senesi benim? Yani anneannenin hamerat olduğunu hatırladığın zaman mı? Hatırladığım zaman şimdi 76 yaşındayım. İşte 12-13 o zamanları hatırlıyorum. Yani 44'lüsün, 56-57 seneleri evet, falan. Evet. Vay be, 1956-57 yıllarında anneannen yapardı yani. Yapardı. Ne yapardı? En sevdiğin yemek ya da şey neydi? Vallahi her yemeği çok güzel yapardı. Su böreğini çok güzel yapardı. Erişte keserdi güzel.
olurdu. Pilavın etini, ne diyeyim sana, dolmaları, her şeyi. Senin annen oydu çünkü, değil mi zaten? Evet. Seni o büyüttü 6 evet, yaşından sonra. Evet, 6 yaşından. Anneannemin annesi 6 yaşındayken anneannem vefat ediyor. Evet. Onu anneannesi büyütüyor ama öz anneannem değil mi? Öz anneannem canım. Anneanne kameraya baksana. Anneannem her an iş yaptığı için alışık değil. Şunları falan siliyor yani hep. Evet. Artık kameraya konuşacaksın anneanne. İşte böyle yani ben... Sen de hep reçel yapıyorsun. Seni bildim bileli hep bir şeyler yapıyorsun. Yani yaparım. Çünkü kendi ürettiğim, kendi yaptığım şeyleri yemekten zevk alıyorum. Ve sağlıklı olduğuma inanıyorum, güveniyorum. Mesela domatesleri yıkıyorum gayet güzel. Arkasından kuruluyorum. Bunu kim yapar? Ticari amaçla yapılan şeyler, fabrikasyon falan. Tabii. Elinin değdiği, el emeği olan her şey çok güzel oluyor. Çok kesinlikle. Zevkle de yapıyorum, yiyorum. Mesela bu sene 100'ü geçti kavurma sosu. Ay 100 tane domates tabii, sosu mu yaptık? 42 tane annene, 20 tane sana. Ondan sonra kendimize tabii yüzü geçti kadına. Evet, maşallah. Evet. Anneannem diyor ki beyaz önlüğümü giysem daha iyiydi. Niye öyle çektin? Tabii sen enstitüde okuduğun için giyimine kuşamına her an özen gösteriyorsun. Domatesleri de attın anneannem. Size göstermek istedim. Şimdi anneanne, tarif isteyenlere bir de tarif eminim soranlar olacaktır. Nasıl yapsınlar? Şimdi... Biberle domates ben karışık yapıyorum. Kaç kilo biber mesela, öncelikle aşağı yukarı mesela? Benim ölçüme göre işte 2 kilo bibere, 8 kilo domates. İşte onları öncelikle biberi geçirsinler. Biberi daha altta kaynasın. Üstüne domatesleri çekecek. Rondodan geçiriyorlar. Rondodan geçiriyorlar. Ondan sonra kaynasına. Kaynarken işte tuz koyuyorum ben. Hangi tuzu? Kaya tuzu galiba. Kaya tuzu tabii. Ne kadar koyuyorsun? Özel tuzları var. Şimdi ölçüye bağlı. Tabii benim ölçüm artık bu benim tencerem bayağı büyük. Ona bir kepçe tuz tam geliyor. Çorba kepçesi ayarlar şu kepçede zaten. Evet. Tuzunu kendileri ayarlar tadına bakar. Tamam. Başka püf noktası ondan var mı? Ondan sonra püf noktası ben şimdi iki çeşit yapıyorum. Sarımsak, acı biber koyuyorum. O kahvaltılık olarak yapıyorum. Öbürlerinde sade domates, biber, yemeklik yapıyorum. Kahvaltılık yaptığıma ekstradan bir kepçe sirke, bir kepçe zeytinyağı koyuyorum. İndirme aşamasında 5-6 taşımda ondan kaynatıyorum. Sıcak sıcak kavanozlara koyup sıkı kapağını kapatıp ters çeviriyorum. Ne sirkesi? Bildiğimiz sirkeden koyuyorum. Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi üzüm koyuyorsun. Sirkesi. Tamam. Bir kepçe ondan o. Yani o. İkisine de sarımsak koyuyor musun bir de? İkisine de sarımsak koyuyor musun? Yok, yemekliklere sarımsak koymuyorum. Kahvaltılığa sarımsak koyuyorum. Bir de acı biber koyuyorsun. Acı biber koyuyorum. Tabii o daha biraz bahçe biberi koyu katı oluyor. Benim burada imkanım var. Güneşten yararlanıyorum. Güneşe bırakıyorsun değil mi sonra? Güneşe bırakıyorum. Ne zaman? Koyu yaptıklarımı hepsini bırakmıyorum da bazılarının işte daha katı olsun isteyenlere onları güneşe bırakıyorum. Kaynattıktan sonra emaye tepsiye koyuyorum. Güneşte üstüne şemsiye geçiriyorum. Onu da o çekerim şekilde. Ben görürler zaten. Tamam öyle. Başka bir şey yok. Öyle başka bir şey yok. Yani bir de köpüğünü alıyorsun. Bunun köpüğünü niye alıyorsun? Şimdi tabii domates, biber, köpük yapıyor bunlar. Işte. Lezzeti bozuyor öyle mi? Tabii. Bu arada arkadaşlar şeyi de söyleyeyim, demin onu sormayı unuttum. Hani ne kadar kaynıyor dedim anneanneme. Ne kadar kaynatıyoruz dedim. O da tabii kıvamına bağlı dedi. Hani koyuluğuna bağlı dedi ama yaklaşık bir saat kaynatıyorum dedi. Yapacak olanlar aklında tutsun. Bir de gerçekten hani biberle domatesle karıştırıyorsanız, hani bizim gibi yapıyorsanız köpüğünü almayı mutlaka unutmayın. Bir de sonrasında kıvamını tam tutturmak için güneşte bırakıyor. Zaten ben çekeceğim size. Öyle. Yani süresi size bağlı. Evet bebeğim. Şimdi sonra geldi paketleme başladı. Şişeleme. Kavanozlara koyup. Kavanozlara koyun. Koyuluyor. Bak şimdi.
Bu sene kaçıncı yapışınız bunu bu arada? Oha, çok oldu. Dede sen 4 kere falan yaptık dedin. Yapıldı evet, 4 kereyi geçti. 4 kereyi geçti. Yani toplamda kaç kavanoz toplamda oldu? Toplamda 100'ü geçti. 100'ü geçmiştir. Bu şekilde. 100'ü geçmiştir, 100'ü geçmiştir. Şimdi. Ama kışında çok rahat oluyor. Yani tabii domates sosu. Domates unuttu. Gerçekten. Şimdi bunu sıcak sıcak kapatıyoruz. Kapatıyor. Bir de niye böyle baş aşağı koyuyorsun dedi. Akıp atmadığını görmek için. Bir yani, kapaklar şey yapsın. Bakar esin. Şimdi belki iyice olmadı. O zaman akar. Akınca bu, hemen bu, boşaltıyoruz onu. Tekrar yeniden şey koyuyoruz. Yapalım. Oh, şimdi bu ikincisi. Kaç kavanoz? 6 kavanoz mu çıkacak böyle? Sanıyorum 6 olur. 6 olur. Ben de size gelirken 2 kavanoz getirdim. Boş İyi kavanoz. İyi getirmişsin. Sen getirmeseydin kavanoz yoktu. Valla. Biz 16 haydi bakalım. Kavanoz aldık kendine. Onlar da bitti. Ama bana, anneme, dayıma, tabii, size, herkese. Tabii. Ben bazı arkadaşlarım ama var. Bizim saçım sakalım uygun değil kardeşim. Çekilsin. İncir reçeli yapılıyor, onu göstermek istedim. Kaç kilo bu anneannen? 2,5 kilo. Allah. Böyle. İncir reçelini anneanne istersen bir anlat. Hani nasıl yapıldığını yapmak isteyenler olursa. Şimdi ben bunu 2 kilo incirden yaptım. Minik orta boy işte küçük incirlerden. Pazardan aldım. Olgun incirlerden pazardan aldım. Yıkadım, kabuklarını soydum. Tencereye koydum. Üzerine şekerini koydum. Sarı püf noktası. 2 kiloya 750 gram şeker koydum. Ondan sonra biraz kaynattım, güneşe bıraktım. Sırrı ya da püf noktası var ya. Aha. Ondan sonra güneşten, bir gün güneşte kaldı. Şimdi aldım. Bir limonun kabuğunu rendeledim içine. Bir kadeh de şimdi şeyim de bu kadar kaldı. Bir kadeh. Ne o? Ne o? İşte viski de konuyor, konyak da konuyor ama bende olan buydu. Ondan bir kadeh onu mu koydun? Onu koyacağım şimdi. O kadar. Limonları rendeledin mi limon kabuklarını? Tabii içinde rendelendi. O son aşamada. Niye koyuyorsun o ikisini? Yani bir aroma tadı oluyor. Güzel değişik oluyor. Herkes öyle. Ben öyle seviyorum. Benim damak tadıma güvensinler. Tamam. İşte. Çok güzel vallahi, eline sağlık. Evet evet, bak işte taneleri bir şey olmuyor. Gayet güzel. Kaç saat kaynattın böyle? Saati yok. İşte kıvamına bakıyorum kendine. Maydanoz topluyoruz böyle. Biraz daha toplayalım yeter. Zorsa bırak. Tamam. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz bu videoyu? Bilmiyorum, herhangi söylemek istediğiniz belki bir şey varsa onu yorumlarda bekliyorum. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz ve beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz desteklemeyi unutmayın. Ve aynı zamanda o bildirim zilini de açarsanız, zaten her hafta Cuma günü 6'da video yayınlıyorum. Gelen videolardan haberiniz olur. Böyle buraları da biraz hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü bazen ben de böyle üf tamam hadi yeter oluyorum. Ama bunu da söylemem gerekiyor çünkü bazen izliyoruz ama abone olup olmadığımızı bilmiyor olabiliyoruz. Ya da destek için gerçekten bu önemli. Bir like, bir abone olmak gibi gibi şeyler. O yüzden hatırlatma gereği duydum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın ve böyle doğayla kalın diyorum. Bakın. Tatlılar. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.